Araştırmalara göre kahkaha atmak kalp sağlığına iyi geliyor, kalp krizi riskini azaltıyor. Öyle ki Japonya'nın bir kentinde sırf bu riskten korunmak için günde bir kez kahkaha atma zorunluluğu getirildi. Şimdi kahkaha atacağım, botoksum bozulacak diye korkuyorum. Sürekli kahkaha atarım. En son ne zaman güldün? Az önce güldüm. Her gün mutlaka gülün der misin? Kesinlikle derim. Kesinlikle kahkaha atmamız lazım. Araştırmalarda öyle söylüyor. Kahkaha atmak kalp krizi riskini azaltıyor, enerji veriyor. Hatta sadece bedenimize değil, ruhumuza da iyi geliyor. Bazı çalışmalar da var bu konuda. Örneğin kalp krizi geçirenlerin daha az güldüğü tespit edilmiş. Bu yüzden Japonya'nın Yamagata kentindeki siyasetçiler kalp kriziyle mücadelede farklı bir yol çizdi. Vatandaşların günde bir kez kahkaha atmasına karar verdi. Bence burada da olmalı. Bence mantıklı bir şey. Gülmek insanı mutlu ediyor. Gülmemiz ihtiyacımız yok ama. En güzel şeysi sabah gün özellikle kahkaha atıp uyanmak. Tepkilerim ben. Hem güler hem süslü yanı. Süsten geri kalmaz. Tebessüm yeter bence. İş yerlerindeki yöneticilerden kahkahalarla dolu bir iş yeri ortamı geliştirilmesi istendi. Aynı zamanda her ayın 8. günü kahkaha günü ilan edildi. Hepimiz gülelim ya. Gerek yok böyle günlere. Her günümüz gülerek geçsin. Stres çok önemli bir risk faktörüdür. Bunun tersi olarak gülmek kalp damar hastalığı riskinizi çok azaltır. Ben seviyorum gülmeyi.